İkinci Dünya Savaşı yıllarıydı. Savaş bölgesinden memleketi olan Leningrad'a izne gelmiş olan bir asker, evinin bulunduğu caddeye doğru giderken Alman bombardımanı sonucu ölenleri taşıyan bir kamyonla karşılaştı. Ölüler toplu gömülmek üzere mezarlığa götürülüyordu. Cesetlerin arasındaki askerin dikkatini bir çift ayakkabı çekti. Gördüğü ayakkabı eşine aldığı ayakkabıya benziyordu. Eve gidip gitmeme konusunda tereddüt ettikten sonra görevliye, ayakkabıyı giyen ölüyü görmek istediğini söyledi. Görevli izin verdi. Asker kamyona çıktı, cesede baktı. Gördüğü kişi karısıydı. Görevliye cesedin karısı olduğunu ve onu alıp kendisinin gömmek istediğini söyledi. Görevlinin yardımıyla ceset indirildi. Asker karısının zor da olsa nefes aldığını fark etti ve onu alıp hemen hastaneye götürdü. Yapılan müdahaleler sonucu kadın kurtarıldı, iyileşti ve normal hayata geri döndü. İşte o gün ölümden dönen kadın hamile kaldı ve 7 Ekim 1952'de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Vladimirovich Putin doğdu. Vladimir Putin bu trajik hikayenin ardından 7 Ekim 1952 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde adı Leningrad olan günümüz St. Petersburg kentinde Vladimir Spiridonovich Putin ve Maria Ivanovna Selamova çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendinden önce doğan kardeşi savaş yıllarında henüz bebekken Naziler tarafından alınmış ve aileye bir yıl sonra çocuklarının difteri nedeniyle öldüğü söylenmiştir. Tek çocuk olarak büyüyen Vladimir ise geçirdiği zor çocukluğu şu şekilde anlatıyor. Tam 50 yıl evvel Leningrad sokakları bana bir şey öğretmiştir. Kavga kaçınılmazsa ilk yumruğu sen atacaksın. ...16 yaşındaki Putin bir gün Leningrad'daki Litany Prospect 4 numaralı binaya girdi. İnsanlar bu binaya korkuyla bakmaktaydı. Çünkü bu bina Rus gizli servisi KGB'nin Leningrad'daki merkez binasıydı. Buna rağmen henüz 16 yaşındayken bu binaya girerek kırmızı halıdan resepsiyona doğru yürüdü. Ve onu şaşkınlıkla izleyen görevliye KGB'ye nasıl girebileceğini sordu. Putin'e işe alınabilmesi için askerliği yapmış ve üniversite bitirmiş olması gerektiği söylendi. Hukuk okumasının işini kolaylaştıracağı bilgisini de aldı. Bunun üzerine Leningrad Devlet Üniversitesi hukuk bölümünden 1975 yılında mezun oldu. 1975'ten itibaren KGB'de çalışmaya başlayan Putin bir süre Almanya'da görev yaptı. Putin KGB kariyerine büyük umutlarla başlamış olsa da kariyer basamaklarını istediği hızla çıkamadı. İstikrarlı ve disiplinli çalışıyor olsa da yarbaylığa kadar yükselebildi. İkinci dili olan Almanca sayesinde 1985 yılında KGB'nin Dresden'deki ofisinde görevlendirilmesini sağladı. Ancak 1989 yılında Doğu Almanya rejimi hızla çöküşe geçti. 5 Aralık'ta Dresden'deki KGB binası bir çete tarafından kuşatıldı. Putin çaresizce en yakın Kızıl Ordu garnizonunu arayarak koruma istedi. Ancak Moskova'dan emir gelmeden hiçbir şey yapamayız ve Moskova'dan ses yok yanıtını aldı. Bu olay Putin için dönüm noktalarından biri oldu. Merkezi otoriteye ve KGB'ye olan güveni büyük ölçüde sarsılmıştı. Nitekim ülkesine dönünce çok sevdiği istihbaratçılık görevinden istifa etti. Putin 1996 yılına kadar St. Petersburg yönetiminde çeşitli kademelerdeki görevlerinin ardından 1996'da Kremlin Sarayı Mülkiyet İdaresi Başkan Yardımcılığına atandı ve bu görevini 1997 yılına kadar sürdürdü. Dönemin devlet başkanı Boris Yeltsin ciddi alkol sorunları yaşıyor ve Rus halkı tarafından Batı'nın yönettiği bir kukla, hatta bir palyaço olarak değerlendiriliyordu. Bu gelişmeler neticesinde Boris Yeltsin'in 31 Aralık 1999'da istifa etmesinin ardından anayasa gereği 3 ay içerisinde devlet başkanlığı seçimi yapılıncaya kadar bu görevi vekaleten Putin üstlendi.
Putin, Rusya'da yapılan başkanlık seçimlerinde %50'nin üzerinde oy toplayarak birinci turda devlet başkanı seçildi. 7 Mayıs 2008'de görev süresi dolarak yerini yeni devlet başkanı Dmitri Medvedev'e bıraktı ve Rusya'nın başbakanı oldu. 4 Mart 2012'de üçüncü kez %63.6 oyla Rusya Federasyonu devlet başkanı seçilmiş, hala Rusya devlet başkanlığı yapmaktadır. Putin'in Rus siyasetinde tek ses olmasının ve yarattığı güçlü kişiliğin temelinde ciddi reklam kampanyaları ve bazı radikal kararlar bulunmaktadır. Neredeyse her şeyini Almanya'da bırakarak ülkesine dönen Putin, 2000 yılından günümüze gelen liderlik sürecinde hakimiyetini güçlendirmek için çok ciddi kararlar aldı. Bu kararlardan ilki medyayı ele geçirmek oldu. Putin göreve geldikten sonra 3 ay içinde medyayı kontrol altına aldı. Medyayı kontrol etmesinin hem eleştirenlerin etkisini kesmek hem de anlatımı kendi lehine çevirmek açısından büyük avantajları oldu. Medyada hakimiyet kuran Putin'in ikinci hedefi ise ülke ekonomisine yön veren güçlü şirket patronları yani oligarklar oldu. Putin, oligarklar kendisinin kontrolünü ele geçirmeden önce oligarkların kontrolünü ele geçirmeye kalktı. Rusya'nın büyük şirketleri Putin ve müttefiklerinin eline düşmeye başlamıştı. Подписали этот договор? Да. Олег Владимирович подписал? Да. Что я не вижу, ваши подписи, идите, подпишите. Идите ко мне. Только вторичку мне, видите? Öte yandan ülkenin 83 bölgesine güvendiği siyasetçileri vali olarak atayarak kontrolü iyice eline aldı. Valiler için düzenlenen bölgesel seçimleri 2004 yılında ortadan kaldırdı. Onun yerine 3 kişiden oluşan bir liste oluşturdu ve bölgesel yasa yapıcıların bir sonraki valiyi bu listeden seçmesine izin verdi. Muhalifler Putin'i demokrasiyi devre dışı bırakmakla suçlasa da Putin stratejisinin karşılığını aldı. İlerleyen süreçte Ukrayna'daki iktidar boşluğu Putin'e bir fırsat tanıdı. Şubat 2014'te Kırım'ın ani bir şekilde ele geçirilmesi, Putin'in şimdiye kadarki en büyük zaferi ve Batı'ya vurduğu en büyük darbeydi. Rusya, dünya izlerken komşu bir ülkenin bir kısmını ele geçirerek gücünü gösterdi. Tüm bu gelişmeler Rus halkının güçlü liderlerine bağlılığını arttırıyordu elbette. Siyasi arenada bu hamlelerle gücünü perçinleyen Putin, buz hokeyi oynarken, judo yaparken, spor yapıp hayvanlara sevgi gösterirken, dini törenlere katılıp planörle uçarken çekilen fotoğraflarla da halkının sempatisini kazanıyordu. Bu tür etkinliklerde poz verirken oldukça dikkatli davranan Putin, çoğu ülke liderinin aksine bu etkinlikleri adeta reklam kampanyasına çevirerek birçok konuda uzman olduğu görüntüsü yaratıyordu. Yakın çevresinin bile kendisini kapalı kutu olarak nitelendirdiği Putin, 1983 yılında evlendiği Lyudmila Shekhrebneva ile 2013'te boşandı. Maria ve Katerina adında iki kızı vardır. Kitaplarla arası olmasa da Ömer Hayyam'ın şiirlerini çok sevdiği biliniyor. Putin'in en büyük korkusu zehirlenmek. Bu yüzden yabancı bir ülkeyi ziyaret ettiğinde bir otelde yaklaşık 200 oda tutuluyor ve o otel neredeyse Kremlin'e dönüştürülüyor. İstihbarat servisi gerekli kontrolleri bir ay önceden yapıyor. Çarşaflar, banyo takımları, Rusya'dan gelen özel ve yine mühürlü bir şekilde getirilen ürünlerle değiştiriliyor. Odaya sadece bizzat devlet başkanı girebiliyor. Ziyaretler esnasında Putin, mahiyetinde sadece Rus aşçılar değil, garsonlar ve temizlik görevlileri de bulunduruyor. Kendisine yönelik iki suikast girişiminin de engellendiği bilinmektedir. Peki bir çift ayakkabının fark edilmesi sayesinde dünyaya gelen ve defalarca dünyanın en güçlü insanı seçilen Putin'in dünyadan alacağı daha ne var? Şubat 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi bugün de Moldova'daki Rus nüfusunu sebep göstererek
bazı mesajlar verilmesi ne anlama geliyor? Açıkça soruyoruz, Avrupa haritasına yeni bir şekil vermek isteyen yeni bir Hitler mi doğuyor? Düşüncelerinizi yorumlara belirtebilir, bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Barış dolu bir gelecek adına sevgiyle kalmanız umuduyla.